Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 27. güne. 27. günde çokgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bugün çokgenleri bitireceğiz inşallah. Çokgenlerde ne anlatacağız? Düzgün beşgenden, düzgün altıgenden bahsedeceğiz. Bir de alandan bahsedeceğiz. Derse başlayalım mı? Ama başlamadan önce neye bakıyorduk? Şafak Sayar'a. Hadi bakalım Şafak Sayar'a bakalım şöyle bir. Baktığımız zaman sayfa numarasını öğreniyoruz burada. Sayfa numarası 157 ile başlayacağız. Sonra öbür sayfamıza gidelim. Sayfa sonrasına gidelim. İki sayfa sonrasında da ne var? Kaç ders yapacağımızı öğreniyoruz. Hocam çokgenler 3 ve çokgenler 4'ü yapacağız. Yani 2 ders yapacağız bugün. Bir de haftalık programa bakalım. Haftalık programda da evet 27. günde çokgenleri bitireceğiz. 14. haftayı da bitirmiş olacağız. Tabii ödevlerimizi yaptıktan sonra, değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım 157'ye gelelim mi? Gelelim şöyle 157. sayfaya. Geldik ve düzgün beşgenle başlıyoruz. Düzgün beşgen. Evet, düzgün çokgenlerin içerisinde kenar sayısı 5 olana biz düzgün beşgen adını veriyoruz. Düzgün beşgen de dış açısı 360 bölü 5 diyoruz, değil mi? 360'ı 5'e böldüğümüz zaman 72, dış açısı 72. Zaten soru çözü altında kaldı. İç açısı da kaç yaptı? 180'e tamamlayalım, 108. Evet, bir iç açısı 108, bir dış açısı 72. Bütün köşegenler de birbirine eşittir. Ben bunu dünkü dersimde, son dersimde söylemiştim. Bak, bu iki kenar ayıran köşegen. 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 Çizdiğim bütün köşegenler iki kenar ayırıyor. Eşit sayıda kenar ayıran köşegenler birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. O yüzden zaten hepi topu 5 tane köşegen var. Hepsi de birbirine eşit. Düzgün çokgende bütün köşegenleri eşit olan çokgenlerden biridir düzgün beşgen. Evet. O zaman gelelim şuraya. Bu arada köşegenden bahsetmişken bir de kare de öyle değil mi? Bütün köşegenleri eşit olan. Aynen öyle. Gelelim şuraya. Düzgün beşgenin 5 tane simetri ekseni vardır. Simetri ekseninden bahsederken ilk önce ben sana eşkenar üçgenden bahsetmek istiyorum. Elimde bir eşkenar üçgen olsun. Eşkenar üçgende simetri ekseni dediğimiz nedir? Hocam tam olarak yüksekliktir. Yükseklik iki eşit yarıya ayır. Sen bunu böyle katladığın zaman üstte biner üçgenler. Hatta bu açıortaydır. Aynı üçgen oluyor yani. Yarı iki eşit parçaya bölmüş oluyorsun. İki eşit parçaya başka şu yüksekle bölersin. Başka şu yüksekle bölersin. İşte buraya biz ne diyoruz? Hocam her şeyin merkezi. İşte çemberin merkezi. Dışta çemberin merkezi olmuyor bir tek. Ağırlık merkezi. Yalnız ağırlık merkezi 1'e 2 oran oluyordu. Bir tek üçgende oluyordu bu. Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberini çizdiğin zaman tam merkezi orası. Hatta çevrel çemberin yarıçapı da ne oluyor? Burası oluyor. İşte çemberi çizdiğin zaman da işte çemberi de bu şekilde. Yarıçapı da neresi oluyor? Bak, A oluyor. Dikkat. Ama işte çemberin yarıçapı A iken çevrel çemberin yarıçapı 2A, bir tek üçgende oluyor. Bir de aynı zamanda bu kenarortayların kesim noktası olduğu için ağırlık merkezi de olur diyoruz. Üçgende bu şekilde. Bu söylediğim şey düzgün tekgenlerin hepsinde geçerli. Düzgün üçgen, yani eşkenar üçgen, düzgün beşgen, düzgün yedigen, düzgün dokuzgen, nokta nokta engen, en tekse eğer bir köşeden karşı kenara çizdiğim dik simetri eksenidir. Mesela düzgün beşgende ben buradan buraya şey yaptım ya, buna ne diyormuşuz? Dik çizdim ya bir köşeden karşı kenara. Simetri ekseni adını veriyormuşum. Simetri ekseni. Hocam simetri ekseni başka türlü bir ispatı var mı? Var. Bak dikkat. Hocam bu köşegen. Bu da köşegen. Köşegenler birbirine eşit ya. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu aynı zamanda bu açıortaydır. Aynı zamanda kenarortaydır. Zaten kenarortaylığı da bu şekilde ispatlamış olduk. Bu açı da 36 derece, bu açı da 36 derece. Dikkat et, şu açı ve şu açı da birbirine eşit oldu. Gerçekten de simetri ekseni, yani çizilen yükseklik hem kenarortay oldu hem de açıortay oldu. Simetri eksenlerinin kesim noktası da bütün düzgün çokgenlerde ağırlık merkezi, işte çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezidir. Mesela buradan çizmişim. Çizdiğim bu yükseklik, çizdim bu yüksekliği, çizdim bunu, çizdim bunu, çizdim bunu. İşte tam olarak burası her şeyin kesim noktası, simetri eksenlerin kesim noktası. Burası çevrel çemberin merkezidir. İşte çemberin merkezidir. Aynı zamanda şöyle de göstereyim ben. Çizeyim işte çemberin ve çevrel çemberini. Bu şekilde oluyor. Bilerek çizdim bak şimdi. Buraya baktığın zaman hocam çevrel işte çemberini çizdikten sonra bak bu yarıçap. Küçük R dediğim yarıçap. Peki hocam şu çevrel çemberini de aynı şekil üzerinde çizelim. Tamam. Geldim şuraya çizdim. Çevrel çemberi de bu hocam. Çevrel çemberini de çizince dikkat et şimdi ne oldu? Hocam çevrel çemberin merkezi burası ya. Şu büyük R oldu. Yarıçap oldu. Bir tek burada bak 1'e 2 oran yok. Dikkat. 1'e 2 oran yok. Sadece üçgende var. Bu da çevrel çemberin yarıçapı olmuş oldu. İşte çevrel çemberin yarıçapı, işte çemberin yarıçapı. Anlaştık. Ve şuraya dikkat eder misin? Çevrel çemberin yarıçapı. 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 Bunların hepsi birbirine eşit hocam. Yani tam buradaki merkezden köşelere gittiğim zaman eş üçgenlerle karşılaşıyoruz. Çünkü bu kenarlar da birbirine eşit. Dolayısıyla çizgi çizgi yuvarlak, çizgi çizgi yuvarlak, çizgi çizgi yuvarlak, çizgi çizgi yuvarlaklar geldi burada. Eş üçgenler oldu. Buradaki açılar da eşit olacak mı o zaman? Olacak. O zaman aşağıya gelelim. Hemen şuraya gelelim. Bak, tam merkezden. Hocam düzgün beşgense burası eğer. Tam merkez burasıysa o zaman şunlar birbirine eşit dedik ya. Eş üçgenler çıktı. Her yer alfadır. Alfadan kaç tane oldu? 5 tane oldu. 360 bölü 5 de 70.
72 çıktı. Yani alfayı böylelikle 72 derece olarak da buluruz ve buradakiler eşit. Atladığımız bir şey var mı diye bakalım. AH simetri ekseni, tamam. Şurada simetri ekseni bahsettik. Simetri eksenlerinin kesim noktasından bahsettik. Çevrel çemberin yarıçapı ve içte çemberin yarıçapından da bahsettik. O zaman her şeyi anladık galiba. Gel bakalım sorulara. İlk önce öğrenme alanıyla işi öğrenelim. Hocam burada ne demiş? Bir kere simetri ekseni var mı burada? Var arkadaşlar. Şu simetri ekseni. Simetri ekseni olduğunu nereden biliyorum? Karşı kenara çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortay. Bir kenara 5K demiş. 5K 5K'ları yazıyorum. Sonra benim nereye yoğunlaşacağım? Soru kökünde belli. Bak şurada 10 var, x var. Yani şu üçgene yoğunlaşacağım belli. O zaman hocam o üçgene bakıyorum. Şöyle bu üçgende ne var? Bak açı ortaylık var. Koldar oranı, tabanlar oranı işte. Ya da hocam 5K'daki 10'sa 2 katı, 2K'daki de 2 katı. Kaç olur direkt? 4 olur. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet, A şıkkını 4 bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam buradan karşı kenara dik çizilmiş. Yani bu nedir? Simetri ekseni. Simetri ekseni olmasını gösterdik. Hem açı ortaydır hem kenar ortay. Bir de şu parçayla bu kenar eşit verilmiş. Düzgün beşgenin kenar eşitliğini yazayım o zaman. Eşit eşit eşit. Aa hocam ne çıktı burada? Bir açı ortaylık çıktı ve ikizkenarlık da çıktı burada. Şimdi 108 ya iç açısı. Artık aklında biliyorsun. 108'i 2'ye böl. 54 54 yaptı buraları. Hocam ikizkenarlıktan dolayı tepe açısı 54 ise 180'den 54 çıkar. 126. 2'ye böl. 63 63 oldu burası. Ve şu açı. Alfa artı 63 de 108'e eşit olduğundan dolayı alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani 108 eksi 63'ten 45 çıkar. Olay bu. Simetri ekseni. Dikkat. Çizilen yükseklik ya da çizilen kenar ortay bir köşeden ya da çizilen açı ortay simetri eksenidir. Geldik şu soruya. S1 bölü S2 alanı nedir diye soruluyor bize soruda. Arkadaş bakacak olursan şu simetri ekseni, bu da simetri ekseni. Aa simetri eksenlerinin kesim noktası burası. Simetri eksenlerinin kesim noktası burasıysa eğer ne yapıyorduk? Burada alan dağıtımı da soruluyorsa şu üçgenleri oluşturduğun zaman bu üçgenlerin hepsi eş üçgen değil mi? Eş üçgen. Eşit 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 eşit. Çünkü çevrel çemberin yarıçapı olduğundan. Hocam bir de burada ikizkenar var. Çizilen yükseklik açıortaydır, kenarortaydır. Burada da aynı şekilde. Şu kenarortaylıkları yazdım. Bundan sonrasında alan dağıtacağım. Hocam çizgideki alan A'ysa çizgideki alan A'dır. Biz bir tane üçgenin alanını 2A bulduk. Burada 5 tane aynı üçgen var, eş üçgen. Burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A, AA diye paylaşır. Benden S1 bölü S2 isteyeni. S1'i 3A buldum. S2'yi de 2A buldum. A'lar nanay olunca cevap 3 bölü 2 olur. Evet örnek 19. 3 bölü 2 çıkar. Geldik örnek 20'ye. Bak bak. Şimdi bizim elemanlarda arkadaşlar. Evet Muhammed ve Semih hazır mıyız? Analitik düzlemde A köşesi Y eksen üzerinde ve merkezi orijinde olan. Merkezi orijinde. Merkez dediği nedir? Simetri eksenlerinin kesim noktasıdır. Düzgün beşgen şekil 1'deki bir yerleştirilmiştir. Buna göre düzgün beşgen O noktası etrafında kaç derece döndürülürse şekil 2'deki görüntü oluşur. O noktası etrafında ben bunu böyle döndüreceğim. Şekil 2'deki görüntü oluşacak. Şekil 2'deki görüntü dikkat et. Özel bir durum var mı? A'da, B'de, C'de, D'de. Hocam D'de var. Aa o zaman D'ye dikkat edeceğiz. Yani D buradan dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Yani o zaman benden burada kaçım isteniliyor böyle. Evet. Sen bir de bunun animasyonunu gör kardeşim. Bak bakayım şuraya. Bakıyorsun oraya. Baktığın zaman O noktası etrafında döndürüyorsun onu. Döndürdün ve D noktası şekil 2'deki bir x eksen üzerine geldi. İşte oradaki dönüş açısı isteniliyor ben. Şimdi madem burası simetri ekseni. Arkadaş burası simetri ekseni ise simetri ekseninden geçen bir kere ne olmak zorunda? Karşı kenara dik olmak zorunda. Burası dik. Ve şu iki eşit parçaya böldü. Eksi parçaları tamamlayalım. Aynı zamanda 54 54 olacak burası. Şekli şöyle büyüteyim. Sonra neler olacak burada? Hocam koordinat düzlemi nedir? Koordinat düzlemi dik kesişir. Buradaki dikliği de göstereyim. Aa burada ne oldu? Şu kenarla şu kenar paralel oldu. Bak yöndeşlikten dolayı. Onu kullanacağım büyük ihtimalle. Paralelliği şöyle göstereyim. Burası her şeyin merkezi verilmişse, düzgün beşgenin merkezi verilmişse o zaman şu üçgenleri oluşturduğum zaman 5 tane üçgenimiz de aynı üçgen olmuyor mu? Şu üçgenleri oluşturdum kardeşim. Buradaki üçgenlerin hepsi aynı üçgen. Şimdi 360 bölü 5 72. Bir açısı 72. Bir açısı 72. Hocam burası da 72. Ama bilmiyorum şurayı nasıl böldüğünü. Burası da 72 olacak. Hocam burası 72 ise bu aynı zamanda açı ortay olacak. O zaman 36 36 oldu burası. Burası kaç oldu? 54 oldu. Hocam şurası da 54 olur. Ya böyle paralellikten dolayı Z var burada ya da tamamı 90 ya 54 geldi. Süper. Burası 72 ise buraya da kaç kaldı? Hocam buraya da 18 kaldı. Şimdi benden ne isteniliyor? Bak D'yi döndüreceğim. Dikkat. D'yi döndüreceğim. Çünkü şekil 2'ye geleceğim ya ben şimdi. Bak dikkat. Buradaki şekilde ince nokta D noktasıydı. D noktası o köşeye kadar döndüreceğim. X eksenine kadar döndüreceğim. Hadi döndüreyim bakayım. Şöyle döndürürsem arkadaşlar. Hop buraya gelecek D noktası. D noktası buraya gelirken şöyle bir dönüş sağlıyor değil mi? Yani bizden şuradaki açı isteniyor değil mi? Şuradaki açı dönerken böyle bir açı yapmış oluyor. Buradaki açı isteniyor. Oradaki açı da ne yapıyor kardeşim? Hocam burada ne var? 54 var. Burada ne var? 90 var. Burada
içinde ne var? 90 var. Yani açı ne yapacak o zaman? 2 tane 90 artı bir tane de 54 var. Ya hepsini tek tek 54 işte burası. Sonra 90 burası. 72 burası. 18 burası demedim de bak burası 90 burası da 90. Bir de buradan bir 54 dönüşü var. Onları topladım. 90 90. 180 234 mi yapıyor açı o zaman? Evet. Topladığımız zaman açı 234 yaptı. Güzel bir soruydu dostlar. Gerçekten çok hoş bir soruydu. Buna da dikkat et. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebiliriz. Dönüşümlerde çıkabilir aslında ama düzgün beşgende de böyle şey de çıkabilir. Belli olmaz. Şimdi geldik düzgün altıgene. Düzgün altıgene. İlk önce dış açısını bulalım. Hocam dış açısı nedir? 360 bölü 6'dan 60 derece. İç açısı kaç yapıyor o zaman? 120 derece yapıyor. İç açısı 120, bir dış açısı da 60 derece. Tamam. Gelelim şuraya. Düzgün altıgenin 6 tane simetri ekseni var. Şimdi bütün düzgün çokgenlerde kenar sayısı kadar simetri ekseni var. Düzgün beşgende kaç tane var? 5 tane. Düzgün altıgende 6 tane. Düzgün yedigende 7 tane. Ama düzgün beşgende, düzgün yedigende karşı köşeye çizilen dikme. Yani düzgün tekgenlerdeki kuralımız belli. Bir köşeden karşı kenara çizilen dikme yapıyor simetri ekseni. Hocam burada düzgün çiftgenlerden olacak. O zaman hemen kareyi düşünelim. Karede simetri ekseni bulun desem. Bir köşegen dersin. İki eş parçaya ayırıyor. Yine karede ikinci olarak da şu köşegen der misin? Dersin. İki tane yaptı hocam. Hani dört taneydi? Tane. Doğru. Bir de burası merkezse buradan çizilen bu doğru, dik doğru iki eşit yarıya ayırıyor. Simetri ekseni dediğimiz odur zaten. Aynı şekilde buradan çizilen bu doğru da iki eşit yarıya ayırıyor. Yani ne oldu burada o zaman? Hocam simetri ekseni dört tane oldu. Simetri ekseni evet düzgün altıgende hocam biri buyken biri buyken biri bu. Evet bir iki üç tane yaptı bunlar. Ama bir tanesi de bak şu yapıyor. Dik çizdiğim. Bir tanesi şuradan dik çizdiğim. Bir tanesi de buradan dik. Toplamda altı tane oluyor. Yani kenara dik olan bir doğru tam ortadan kenara dik olan bir doğru çizdiğin zaman da simetri ekseni oluyor. Düzgün çiftgenlerde. Bir de en uzun köşegen simetri ekseni. Niye hocam? Şu köşegen. Bundan daha uzunu bu. Bu da köşegen. En uzunu bu. En uzun köşegen budur. Hatta en uzun köşegen budur. Hatta en uzun köşegen budur. Evet. Simetri ekseni dediğimiz şey bu arkadaşım. Madem bu simetri ekseni olduğunda ne oluyordu? İki eşit yarıya ayırıyordu. Yani 60-60 olacak burası. Burası da 60-60 olacak. O zaman şimdi bakalım. Hocam bu simetri ekseni. Bu simetri ekseni. Bu simetri ekseni. Turuncular. Yani bunlar ne yaptı o zaman? 60-60 diye ayırdım buraları 120'yi. Evet. Ayırdı. 60'ları yazalım o zaman burada. Simetri eksenlerinin kesim noktası ne oldu? İşleyiş çemberinin merkezi oldu. Yani şuradan işleyiş çemberini çizdiğim zaman hocam şuradaki yükseklik ne yaptı? Yükseklik işleyiş çemberinin yarıçapı oldu. Çevrel çemberini çizdiğim zaman da köşeye giden uzunlukta ne oldu? Buradan buraya giden uzunlukta çevrel çemberinin yarıçapı oldu. Şimdi bu yüksekliği nasıl bulacağız? Öncelikli olarak şuraya bakar mısın? Bak şuraya bir yoğunlaşalım. Buraya yoğunlaşacak olursak 60-60 ise bak burası da 60 oldu. Hatta bunlar 30-30 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Hocam burası da aynı şekilde 30-30. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Yani sadece şunu da düşün. En uzun köşegenleri çizdiğin zaman eşkenar üçgenler çıktı karşımıza. Yani aslında 6 tane eşkenar üçgen karşımıza çıktı burada. 6 tane eşkenar üçgen. Ha diğer simetri eksenlerini de çizdiğim zaman tam kesim noktasından geçmek zorunda. Yani şuradan geçtiğini de söyleyebiliyoruz. O zaman buradan güzel şeyler çıkacak aslında. Bak bu eşkenar üçgende. Bu eşkenar üçgende yani biz biraz önceki beşgende işleyiş çemberinin yarıçapıyla çevrel çemberinin yarıçapı arasında bir ilişki kuramamıştık ama bak burası küçük R iken burası büyük R ya. Hocam burada 30-60-90 üçgeni var. 60'ı karşısı R ise 30'ı karşısı R bölü kök 3 olacak. Büyük R'de neye eşit olacak? Bunun ikatı 2R bölü kök 3'e eşit olacak. Böyle bir ilişki çıkıyor. Ezberleme kendiliğinden bulursun zaten tamam. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı çevrel çemberin yarıçapı, eşkenar üçgenin yüksekliği de işleyiş çemberinin yarıçapı oluyor. Çok güzel. Şuraya ben bir A diyecek olursam her yer A oluyor. Eşkenar üçgenden dolayı büyük R dediğimiz A oldu. O zaman buradan güzel şey de çıktı aslında. Bakar mısın buraya? Hocam en uzun köşegen bir kenar A ise en uzun köşegen 2A oldu. Bak bu da önemli. En uzun köşegen 2A'ya eşit oldu. Eşkenar üçgenlerden geldi bu. Evet şimdi şunlara bakalım. En uzun köşegen simetri eksenidir ve bir kenarın ikatıdır. Evet gerçekten öyle. Burası A iken en uzun köşegen simetri ekseni ve bir kenarın ikatı oldu. Doğru. İspatı ile birlikte gösterdim zaten bunu. Önemli bilelim. Simetri eksenlerinin kesim noktası işleyiş çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi ve ağırlık merkezidir. Ama ağırlık merkezinde 1'e 2 oran yok. Bak oradaki oranı o şekilde yazdık zaten. Sonra karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Evet düzgün çiftgenlerin hepsinde geçerli. Düzgün çiftgenlerin hepsinde geçerli olanlara şöyle yıldız atıyorum. Bu da öyle, bu da öyle. Düzgün çiftgenlerin hepsinde geçerli. Bu da öyle aslında ya. Simetri eksenlerinin kesim noktası işleyiş çemberin merkezidir. Ama şu değil bak. Simetri eksenidir dedik ama bir kenarın ikatı bütün çiftgenlerde geçerli değil bak. Şu bir kenarın ikatı olmuyor. Düzgün sekizgende mesela en uzun köşegen bir kenarın ikatı olmuyor. Geçerli olan en uzun köşegen simetri eksenidir. Bütün çiftgenlerde geçerli. Simetri eksenlerinin kesim noktası her şeyin merkezi. Bütün şeylerde geçerli. Bu da aynı şekilde karşılıklı kenarların birbirine paralel olması düzgün çiftgenlerin hepsinde geçerli olan bir sebeptir. Çünkü niye? Dikkat et. Şurası 60. Burası da 60 değil mi? Hocam Z kuralı sağlandı. Dolayısıyla bu kenarlar paralel. Hmm. Hocam Z kuralı sağlandı. 60
60. Bu kenarla bu kenar paralel. Hocam Z kuralı sağlandı şöyle. Şöyle bakacak olursan. Hocam bu kenarla bu kenar paralel. Karşılıklı kenarlar paralel. O zaman dur. Şurada bir yorum yapalım. Hocam ben şunu söyleyebilirim. Özel açı çıktığı için özel üçgen kullanacağım bir kere düzgün altgen. Evet. Karşılıklı kenarlar paralel çıktı. Özellikle oranlama varsa büyük ihtimalle kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği karşımıza çıkacak. Yani benzerlik de karşımıza çıkacak. Yani düzgün altıgende her şeyle karşılaşabiliriz. Bak benzerlik de çıkabilir. Özel üçgende çıkabilir. Bir kenarın ikatı olması var. Yani dik üçgende karşımıza çıkabilir. Diklik bak burada da var. Yani üçgenlerle ilgili her şeyle burada karşılaşabiliriz. Lütfen dikkat. Tamam. Evet. Ondan sonra reel çevren çemberin yarıçapı. Bunu da söyledik. Alan demiş. Alan. Bir kenar A ise 6 tane A kare kök 3 bölü 4. Bilerek sadeleştirme yapmadım. Niye? Hocam 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. O zaman bir eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 ise eğer 6 tane eşkenar üçgen varsa ben bunu 6 ile çarparım. Altıgeninde, düzgün altıgeninde alanını bulurum kardeşim. Bu kadar basit. Evet. Şimdi düzgün çokgenlerin hepsinde geçerli olanlar şu, şu ve şu. Tabii şu hariç. Bir kenarın ikatı olması hariç. Çevrel çemberin yarıçapı, işleyen çemberin yarıçapı ve alan tabii diğerlerinde geçerli değil. Yine çevrel çemberin yarıçapını diğerlerinde de ayrıyetten de bulabilirsiniz zaten. Sıkıntı yok. Bir de ben düzgün altıgende şunu söylemek istiyorum. Kendiliğinden bak ispatı yapacağız. Güzel bir durum aslında bu. Özellikle oranlama varsa ve alan dağıtmalı sorularda gerçekten çok işimize yarıyor. Ben bunu niye burada yazıp söylüyorum size? Çünkü önceki zamanlarda yani geçmişte ben bununla ilgili soru çıktığı zaman hep böyle işlem kalabalığı yapardım. Bu işlem kalabalığından nasıl kurtulurum, nasıl kurtulurum derken şimdi buradaki alanları hesaplayacağım. Bak şimdi. Burası 120 derece ya. 30-30-120 üçgeni yaptım. Burada yaptı. Hatta yazayım ben. 120 derece. AA dersem 30-30-120 yaptı. Burası da 90 yaptı. Hocam simetri ekseni 60-60 yaptı. Burası da 30 yaptı mı? Yaptı. Hatta şunu da söyleyebilirsin ya. Dış açısı 60 ya. Bir kenara gören açı 30 derece. Bak bu 30 dereceyi bu şekilde de yazabilirdik bu arada. Neyse devam edelim. Şu üçgenin alanını yazdım sonrasında. Bak şu üçgenin alanını yazdım. A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2. Gülme. Öyle yazmadım tabii ki. Taban çarpı yüksek bölü 2'den yaptım. Sonra bu üçgenin alanını yazdım. Aa bir baktım ki hocam bu alanla bu alanı oranladığım zaman direkt 1 bölü 2 geliyor. Bütün altıgende böyle. Gerçekten böyle. O yüzden burada şu üçgen ve şu üçgen çizildiğinde hemen burası esken burası ikiz. E hocam bu simetri ekseni ya. O zaman burası 3S ise diğer yarısı da 3S. Gördün? Hatta buradan şu kural çıkmış oluyor. Hocam burası S, burası 2S, burası 3S. Sen şunu bil yeter. Burası S'ken burası 2S. E, simetri ekseni 3S ise diğer tarafı da 3S'i yapıştırırsın zaten. Başka? Dikkat et. Buradaki üçgenin alanı S'ken tüm alan kaç S oldu? 6S oldu. Buradan dolayı da bak şu sonuca ulaşıyorum yine. Bu üçgenler çizildiği zaman hocam ben burası S'ken bunlar eş üçgen. S, S, S. Tüm alanda neydi? Tüm alanda 6S değil miydi? Evet. O zaman ortaya da ne kaldı deriz? 3S kaldı diyebiliriz. Yani bir şuradaki mantıktan dolayı 1-2-3 kuralından dolayı şuna da çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Özellikle alan dağıtma sorularında gerçekten çok içimize yarıyor. ÖSYM uzun zamandır bununla ilgili soru sormuyor ama ya bilseniz iyi olur. Çünkü ben size bir özellik boşu boşuna vermem. Bir özellik olayı bayağı bir kısalaştırıyorsa bunu bilin kardeşim. Tamam. Hadi gel bakalım. Öğrenme alanında şu işi öğrenelim. Mesela şurada. Ben önceden bu soruyu yaparken A yazıyordum, A yazıyordum. Burayı buluyordum. Sonra 6 tane A kare kök 3 bölü 4 deyip tüm alanı buluyordum. Gerek yok ki. Gerek yok. Niye? Şunu simetri ekseni çizecek olursan. Burası 3 ise burası ya A ise burası 3A 2A olmuyor muydu? Evet. Hatta burası da 3A olur çünkü simetri ekseninden. O zaman A dediğim 3 ise 2A 6 yapar. 3A da 9 yapar. Düzgün altıgenin alanında kaç yapıyor o zaman? 18 mi? Bitti gitti. Bu kadar basit. Şu basit ekle bulabiliriz. Geldik şuraya. B şıkkına. B şıkkında baktığımız zaman da hocam bir uzunluk isteniyor. Ya bir uzunluk isteniyorsa ya dik üçgenden ya benzerlik. Hocam burada dik üçgen oluşur mu? Evet. Düzgün altıgende dik üçgen oluşuyor kardeş. En kısa köşegeni çizdiğin zaman ki mantıklı köşegeni çizersin. Gidip de şurada köşegeni çizmezsin. Bunu da çizebilirsin aslında. Burada da olur. Ya da gidip de şu köşegeni çizmezsin. X'i kesip atıyor. Ya da şunu çizmezsin. Ya da bunu çizmezsin değil mi? En kısa köşegeni çizdiğin zaman hocam burası 120 derece. Bunlar da 30-30 yaptı ya. Hatta bir kenar 6-6. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Aa burada ne? Tamamı 120 olduğundan 90 derece. Bak burası da 90 derece. 90 derece karşımıza bu şekilde çıkıyor. En kısa köşegeni çizdiğimizde. Buradan çıktıysa amacımız dik üçgene karşılık getirmek. Hocam şöyle bir dikdörtgen çizerim. Çizdim. Yukarısı 1 ise aşağısı da 1'dir. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Şurada da bir 6-6 ise 30-30-120 üçgeninden 6 kök 3 yapar. Burası da 6 kök 3 yapar. Artık burada ne var kardeşim? Bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları belli. Hocam dik üçgenin kenarları kaç? 3 var. 6 kök 3 var. Bak kısa yoldan yapacağım. 3 var. 6 kök 3 var. Hocam 3 ve 6 kök 3'teki ortak çarpan 3. 3 çarpı 1 burası. 3 çarpı 2 kök 3 burası. X de ne olacaktır o zaman? X de 3 çarpı kare kök 3'ünde 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi. 1 artı 12 yapar. Yani 3 kök 13'ü bu şekilde buluruz. Yoksa sen uğraş dur kardeşim. 3'ün karesi ve 6 kök 3'ün karesiyle uğraş. Bak 3 kök 13'ü bu şekilde kolay bir şekilde bulmuş olduk. Anlaşıldı. Olay bu. Geldik C şıkkına. C şıkkına bakacak olursak. Hocam bu simetri ekseni. Önemli. Simetri ekseni ise şu açıları bir yazalım. Açıları yazınca maalesef özel bir durum gelmiyor. Hocam bir kenar
verilmiş 6. Burası da 6. E ben ne biliyorum? Bir kenar 6 iken şu simetri ekseni bir kenarın ikatı. Yani burası kaç yapacak? 12 yapacak. Tamam 12 yaz. X değil. X buraya kadar. Başka ne yapacağım? Yaz sayıları kardeşim. Yaz. Sayıya şekle baktığın zaman anlarsın. Aa hocam, kelebeğe benzer bir şey var. Evet ki gerçekten kelebek. Niye? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı. O yüzden burada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğinden dolayı yukarıdan aşağıya oran kaç? 6/2. Hocam 3'e 1 oran var. O zaman burada da 3'e 1 oran olacak. Yani burası 3n ise burası n olacak. Toplamda 4n neye eşit? 12'ye eşit. N'i buradan 3 buluruz. X de 3n'e eşit ya. N'i 3 bulduysak cevap da kaç olur o zaman? 9 olur. Yani C şıkını böylelikle 9 bulduk gençler. Bak, kelebek benzerliği bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Geldik D şıkkına. Düzgün çokgenler iç içe verilmiş. Ya burada eşitleri yazabiliriz. Ya da eşitleri yazdığım zaman, şöyle eşitleri yazdığım zaman ekstra x kenarlık geliyor mu? Gelmiyor. Yazmayalım o zaman. Şuna baktığın zaman hocam, düzgün altıgende simetri ekseni olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegen 60-60 diye bölmez mi? Böler. Burası da 60. Şu açıda 60 derece olacak. Tamam. Sonra düzgün beşgen verilmiş. İç açısı 108 derece. Hocam 108. 108 ise buradaki açılarda 36 yapar. 108 ya. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Ve x buradaki üçgenin dış açısı hocam. X kaç oluyor o zaman? 60 ile 72'nin toplamı. 60 ile 72'nin toplamı da kaç yapar? 132 yapar. Evet. Burada da D şıkkını 132 diye bulduk. Bu bulduk. Öğrendik bir şey. Öğrendik. Her telden karşımıza çıkabiliyor. Hatta bak, dik üçgen çıktı. Bak şuraya bakacak olursak. Alan dağıtma çıktı. Altıgene göre alan dağıt. Sonra dik üçgen karşımıza çıkabiliyor. Benzerlik karşımıza çıkabiliyor. Klasik. Burada da açı sorusu da tabii karşımıza çıkabiliyor. Evet, geldik 21. soruya. 21. soruda da ne demiş? Düzgün altıgen biçimindeki fayanslarla kaplanmış bir zemin üzerine koyu renkle gösterilen şekildeki süsleme yapılmış. Her bir altıgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre bu süslemenin kapladığı alan nedir diye soruluyor bize. Şimdi dostum, her bir altıgenin alanı 6 ise kaç? 2 mi? 2. Hocam şuraya bakacak olursak bu simetri ekseni, o zaman bu yarısı olur 1. Hatta burası da 1 olur. Gözüküyor değil mi? Kırmızı gözüküyor. Hatta bu da yarısı 1. Bu da yarısı 1 değil mi? 1. O zaman bitti kardeş. Bütün hepsi bak şurada yarısı yapıyor. 1. Ya hocam bu kadar kolay sorulur mu ya? ÖSYM sormuş kardeşim ben lan. Evet, yarısı yaptığı için, simetri ekseni yaptığı için bunları sayacağız kardeşim. 1, 2, 3, 4 tane burada. 4 tane. 6 tane 4 var değil mi burada? Evet. 6 tane 4 var. 6 kere 4 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. O zaman tüm alan ne yap kardeşim? Neyi kullandık? Simetri ekseninde yarısı olmasını kullandık. Ve şekildeki gördüğümüz şekiller, şuradaki yamuklar hep düzgün altıgenin yarısı oluyor. O yüzden hepsi 1 yapıyor. Buradaki şekli de saydığımız zaman 30 tane 1 alanı var. Cevap 30 yapar. Geldik şuraya. Bak. ÖSYM seviyor bak. Bu dik yamukla böyle paralel kenar oluşturmayı, şey yapmayı ya da herhangi bir yamukla, mesela burada x kenar yamukla ne oluşturmuşum? Bir paralel kenar oluşturmuş. Bir de düzgün altıgen şeklinde bir şey oluşmuş. Bak seviyoruz. Hemen soru yok yalan. İkiz kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 10 tanesi birleştirilerek şekil 1'deki gibi çevresi 40 cm olan bir eşkenar dörtgen elde ediliyor. Eşkenar dörtgen. İkiz kenar yamukla bir eşkenar dörtgen elde etmişim. Çevresi 40. 40 böl 4'e 10. Hocam ikiz kenar yamuğun her bir kenarına çizgi dersem 1, 2, 3, 4, 5 tane, 5 tanesi 10'sa ikiz kenar yamuğun bir kenarı kaç yaptı o zaman arkadaşım? 2 yaptı. Sonra hocam burası da 10. Yani burası da 10. Burası da 10 olacak mı? Olacak. İkiz kenar yamukta alt tabana A, üst tabana C dersem üst taban burada, bu sefer burası A yaptı. Yani ben ne biliyorum? A artı C'nin 10 olduğunu biliyorum. Tamam, burada bunu öğrendim. Ve ikiz kenar yamuklardan bir tanesinin ne olduğunu öğrendim? 2 olduğunu öğrendim. Sonra ne yapmışım burada? Sonra bunlarla da şu şekilde yaparak ikiz kenar yamuk biçimindeki bu parçalardan 6 tane kullandığımda da şekil 2'deki gibi içi boş bir düzgün altıgen elde etmiş. İçi boş bir düzgün altıgen. Bir de eş yapılar gördüğümüz zaman bizim için önemli olan neydi? Açılardı. Şekil 1'de oluşan eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Açılar önemliydi. Şekil 2'ye gerek kalmadı mı yoksa diye şey yaptım da. Dur bakayım. Sanki şekil 2'ye gerek kalmayacak. Açıların da eşitliğini şöyle kullanalım. Hocam burası alfa iken burası da alfa. Burası ne yapıyor? Tepe açısı 180 eksi alfa yapıyor. Ya da burası alfa. Alfa 180 eksi alfa yapıyor. Alfayı bulamıyorum. Maalesef bulamıyorum. O zaman gelelim şuraya. Şimdi şu açılar düzgün altıgen elde edilmiş ya. Hani burası da C, 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 burası da C. Bu açı kaç derece? 120 derece. Hocam burası ve burası tepe açıları birbirine eşit. O zaman 360'dan 120 çıkar. Hocam 360'dan 120 çıkar. 240. 2'ye böldüm. 120 çıktı. Geldim şuraya. Ben ne yaptım o zaman? Şurayı hiç alfa malfa demeyeyim. Hocam buradaki geniş açıyı 120 buldum. O zaman buradaki geniş açı 120 derece ise bu taban açısı da kaç olacak? 60 derece olacak. Ya belki de düzgün altıgeni sırf buradaki 60 dereceyi bulmak için, bak şurası da 60, burası da 60 oldu. Bunu bulmak için söyledi büyük ihtimalle. Evet, bu şekilde birleştiğinde 60 derece oldu. Bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgende şu ikileri de bulmama gerek yokmuş. Burası 10, burası 10, burası 10.
10. Burası 10 çıktı ve buradaki açı 60 derece çıktı. Bitti olay. Olay bittiyse arkadaş, o zaman burada ne yapıyorduk eşkenar dörtgende alanı bulmak için? Tabana ait yüksek lazım. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5 yapar. 60'ın karşısı da 5 kök 3 yapar. Eşkenar dörtgen tabanı 10 iken yüksekliği 5 kök 3 oldu. Alan da 10 çarpı 5 kök 3'ten, hemen 5 kök 3'ü şöyle yazayım. 10 çarpı 5 kök 3'ten cevap 50 kök 3 olacaktır dostlar. Yani burada bak bu şekil eşkenar dörtgen her bir kenarın 10 olduğunu bulutturdu bize. İkinci şekilde de sadece açıyı bulutturdu. Kenarların eşitliği açıların eşitliğinden. Açıyı 60 bulunca da tabana ait yüksekten cevap geldi mi geldi. Ha, bazı arkadaşlar şunu da yapabilirdi. Yamuğun alanını sorsaydı o zaman tüm alanı 1, 2, 3, 4, 5, 10'a bölüp bir yamuğun alanına gidebilirdik. Ya da hocam bir tane yamuğun alanından burası 60, burası 60 ya. Burası C, burası A. Buranın da biz 2 olduğunu biliyoruz ya. Şuradan şöyle dikmeleri de çizip 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 deyip A'yı C'yi ayrı ayrı da bulabilirdik. Sonra burası da kökü çıkıyor. 30, 60, 90 üçgeninden. Sonuçta C. Burada A artı C'nin 10 olduğu belli. Hocam burası da C ya. Burada C artı 2'nin de A olduğunu biliyorsun. A yerine C artı 2 yazıp A artı C de eşittir 10 yazıp A'yı C'yi de ayrı ayrı bulabilirdik. Eğer öyle bir soru sorulmuş olsaydı da bu şekilde hareket ederdik. Tamam dostum. Her şeyi söyledik sana. Örnek 22. Gerçekten güzel bir soruydu. Ve cevap böylelikle 50 kök 3 çıktı. Ve geldik Kenan. Kenan'ın K'si. Kara'nın K'si. Evet. Şimdi birbirine eş 7 düzgün altıgenin içi boyanıp K harfi elde edilmiştir. Buna göre taralı alanın tüm altıgenin alanına oranı nedir diye soruyor. Ben şunu biliyorum kardeşim. Şurası A iken hop şunu çizerken buranın K olduğunu. Hocam burası 3A ise burası da 3A olacak. Hatta burası da A, burası da 2A olmaz mı? Olur. Yani o eş düzgün altıgenlerde bu düzgün altıgenlerin eş olmasını vermeyebilirdi. Niye? Bir kenar ortak ya. Hem bu kenar bu aynı. Burada da aynı. Burada da aynı. Burada da aynı. Eş olmasını vermeyebilirdi. Eş olması birer kenarlarının ortak olmasından dolayı geliyor zaten. Hocam o zaman düzgün altıgenlerde bu oluşan üçgenin alanı A iken burası da 4A olduğunu yakaladık. A2A yazınca. O zaman biz A yazalım, 4A yazalım. A yazalım, A yazalım, 4A yazalım, 4A yazalım, A yazalım, A yazalım. Beyazlara yazmayalım gerçi. Bunlara 4A yazalım. Taralı alana bakacak olursak 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Sonra bir de burada yeşilde bu var 29. Taralı alan 29A yaptı. Tüm alanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 6A alanı var. 42A yaptı. A'larına ne oldu? 29 bölü 42 yaptı. Bak alan dağıtmayla da ilgili böyle sorular da karşına gelebilir. O yüzden 1-2 kuralı, 1-2-3 kuralını bilelim. Yani şurası A iken buranın 2A olması, buranın da 3A olması gerçekten sorularda bize kolaylık sağlıyor dostlar. Tamam. Evet, örnek 23'te 29 bölü 42 çıktı. İsterseniz burada bir mola verelim. Mola derken ilk dersimizi bitirelim. 2 sayfayı yaptık. Diğer 2 sayfayı da bir sonraki ders yapalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste 27. gün herhalde. Kafa gitti. 27. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.